Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 46 adet sık iğnemizi 14 sıra düz bir şekilde ördük. Bir önceki videomuzda burada kalmıştık. 14 sıra düz ördükten sonra arkadaşlar buradan devam edeceğiz. Hemen 1 2 2 tek örüyorum. Bir azaltma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 7 tek ördüm. Bir azaltma yaptım. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 düz bir şekilde örüyorum. 5 6 7 7 tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Bu üçüncü azaltmamız. Tekrar düz bir şekilde örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Evet, bir azaltma daha yapıyorum. İşaretleyicime kadar kalan sık iğnelerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Evet, diğer sıramıza geçiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet, 5 tek ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 1 2 düz bir şekilde örüyorum. 3 4 5 ve 6. 6 tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Bu ikinci azaltmamız oldu. Tekrar 1 2 3 4 5. Bir önceki sıradan 41 adet sık iğnemiz kalmış oldu arkadaşlar. 46 adet sık iğnemiz vardı. Bir önceki sırada 5 adet azaltma yapmış oldu. 41 adet sık iğnemiz kalmıştı. Bu sıramızda da 1, 2, 3, 4, 5 adet işledim. Bir azaltma daha yaptım. Bu üçüncü azaltmam oldu. Bakayım. 1, 2, 3. Evet. Devam ediyoruz örmeye. 1, 2, 3, 4, 5. Bir azaltma daha yapıyorum. 5 tek ördüm. Tekrar devam ediyorum. 1, 2 3 3 4 5 5 tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 Evet, kalan sık iğnelerimizi işaretleyicimize kadar düz bir şekilde örüyoruz. Evet, bu sıramızda da toplamda 5 adet azaltma yapmış olduk. 41 adet sık iğnemiz vardı bir sıra önce. Tekrar 5 adet azaltma yaptıktan sonra toplamda 36 adet sık iğnemiz kalmış oldu. 36 adet sık iğnemizi hiç arttırma ya da azaltma yapmadan düz bir şekilde 15 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar, toplamda 15 sıra düz bir şekilde ördük. 36 adet sık iğnemiz vardı. Elleri yapacağız.
Ve omuz birleştirme işlemini göstereceğim. Ellerimiz bu şekilde. Ben parmaklı yaptım. Bunun tarifini de tekrar vereceğim. Eğer sizler isterseniz parmaksız da yapabilirsiniz. Yani düz bir el de olabilir. Düz bir el yapmak isterseniz arkadaşlar yine damattaki gibi aynı şekilde buradaki sayılarımız 12 adet. Sihirli halka 6 sık iğne, üzerine ikinci sırada 6 kez arttırıp ondan sonra 25 sıra düz bir şekilde örerek kolları yapabilirsiniz. Dediğim gibi 25 sıra 12 adet sık iğnemizi 25 sıra düz bir şekilde örüp normal düz bir kol elde edebilirsiniz. Yapımını göstereceğim. Kollar için tığım 0,95 no'lu bir tığ. Evet, parmaklardan başlıyoruz. Parmaklar için yine aynı şekilde 3 ten olacak şekilde parmaklar için yani 3 kat bu şekilde 3 kat kullanacağım. İpim benim kartopu amigurumi ipi 12-19. Bu şekilde 3 kat bir kat katını çıkartıyorum aradan. Hatta onu da göstereyim arkadaşlar. Bakın hatta katı burada kalmış bakın arada. Şöyle şu şekilde çekiyorum. Bu şekilde çıkartıyorum bakın. Buradan kopartın. Sonra geri tekrar bunu uzatın. Evet. Katımızı bu şekilde ayırıyoruz. Evet, parmağımızın birisi için sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkanın içine ipim 3 kat. 1, 2, 3 ve 4. 4 adet sık iğnemi doldurdum. Hemen baştaki ilmeğime batıyorum. İkinci sıramı yapıyorum. Sihirli halkanın üzerine 4 adet sık iğne doldurdum. Şu an ikinci sıramı yapıyorum. Arkadaşlar burada işaretleyici takamıyorsanız şey yapabilirsiniz sayarak. Evet, ikinci sıramı tamamladım. Üçüncü sırama geçiyorum. Yani sihirli halka 4 sık iğne. Üzerine de arkadaşlar 2 ya da 3 sıra örmeniz yeterli. Şu fazladan olan ipimi buradan keseceğim. Evet. 1, 2, 3. sıramı örüyorum. Evet, üçüncü sıramı da ördüm. Parmak boyumuz bu kadar yeterli arkadaşlar. Bakın toplamda 1, 2, 3. 3 sıra ördüm. 4 adet sık iğnemizi. Hemen baştaki ilmeğime batıyorum. 1, 2. 2 zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar 4 adet parmak yapacağız. Şey 3 adet yapacağız. Dördüncü de bırakacağız. Yani dördüncü de örmeye devam edeceğimiz için ipimizi kesmeyeceğiz. Baş parmak göstereceğim. Baş parmak için bu kez 5 sık iğne yapacağım. Yine ipim 3 kat. Hemen sihirli halkamı yapıyorum. 1 2 3 4 5. Evet, sihirli halkama 5 adet sık iğnemi doldurdum. Hemen baştaki ilmeğime batıyorum. 1 2 ikinci sıramı örüyorum. 3 4
5. Evet, bir sıramı tamamladım. Şu aradaki ipi keseyim. Evet, bir sıra ördüm. Hemen baştaki sık iğnemi 1 2. Evet, diğer sıramdan da 2 adet örüyorum. Evet, 2 zincir çekip burada ipimi keseceğim. Evet, baş parmağımız da hazır. Dediğim gibi bu parmaktan da arkadaşlar normal parmaktan 3 adet örüyoruz. Dördüncü de ipimizi kesmeyeceğiz ve örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, diğer 3 parmağım ve baş parmak hazır. Diğer dördüncü parmağı da ördüm ve ipimi kesmedim. Hemen diğer parmaktan alıp devam ediyoruz. Sadece her parmaktan ikişer adet sık iğneyi öreceğiz. 1 2 Evet, bu şekilde 2 adet ördüm. Diğer parmağımızı da alıyoruz. Diğer parmağımızdan da aynı şekilde 2 adet öreceğiz. Bir, iki. Son parmağımızı da alıyoruz. Bu parmaktan da toplamda 4 adet öreceğiz. Bu sonuncu parmağımız çünkü. Bir, 2 3 4 Evet. Hemen diğer taraflarını da örüyoruz. Yani parmakların diğer tarafında kalan ikişer adet sık iğnelerimizi de örelim. Evet, en baştaki parmağıma batıyorum. Tekrar 1 ve 2. Evet, buraya işaretleyicimizi takıyoruz arkadaşlar. 2 tane ördüm en baştaki parmaktan. Buraya işaretleyicimizi takın. Evet, ben buraya minik bir işaret bıraktım. Benim için yeterli. Evet, toplamda 8 8 16 adet sık iğnemiz olmuş oldu. En 16 adet sık iğnemizi 2 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Evet. 16 adet sık iğnemi 2 sıra düz bir şekilde ördüm. Baş parmağımıza eklemek için 1 düz bir şekilde örüyorum. Arkadaşlar, bilek kısmına kadar 3 kat olacak ipimiz. İnceltmeye devam ediyoruz. Evet, 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, 7 tek ördüm. Burada hemen baş parmağımızı birleştireceğim. Baş parmağı burada birleştiriyorum. 1 2 3 Baş parmağın etrafını örüyorum. 3 4 5 Evet, 5 adet ördüm. Hemen yanımdaki ilmeğime batarak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet, 9 adet sık iğnemi de ördüm. Tekrar diğer sırama geçiyorum. İşaretleyicime kadar 9 adet sık iğnemi düz bir şekilde ördükten sonra 1 2 3 4 5 6 6 adet düz ördüm. Hemen bir
Eksiltme yapacağım. Düz bir şekilde öreceğim. 1, 2, parmağın etrafını örüyorum. 3 ve 4. 4 adet tek ördüm. Burada bir azaltma daha yapıyorum. Yalnız burada benim sık iğnem çok küçük kalmış arkadaşlar. Ben bu kez atlayarak azaltma yapacağım. Bir azaltma yaptım. Tekrar devam ediyorum. 1, 2. 2 tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. 1, 2, 3. Evet, işaretleyicime kadar son 3 sık iğnemi de düz bir şekilde ördüm. Evet arkadaşlar, baş parmağımızı birleştirdiğimizdeki sırada 21 adet sık iğnemiz vardı. Bu sırada 3 kez azaltma yaptık. 18 adet sık iğnemiz kalmış oldu şu an. Hemen diğer sıramızla devam ediyoruz. Bir azaltma yapıyorum. Hemen en başa. Tekrar örüyorum. Düz bir şekilde. 1, 2 ve 3. 3 kez ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Evet, 4 adet tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Toplamda 3 kez azaltma yapmış oldum buraya kadar. Tekrar 1, 2. 2 tek ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Bu sırada da toplamda 4 adet azaltma yapmış oldum. 18 adet sık iğnemiz vardı. Şu an 4 azaltma yaptık. 14 adet sık iğnemiz kalmış oldu. Son işaretleyicimin olduğu sık iğnemi de örüyorum. Tek bir sık iğnem kaldı bu sıradan örmediğim. Evet, bakın, işaretleyicimin olduğu ilmek tam burası. 14 adet sık iğnemiz kaldı. Tekrar diğer sıradan devam ediyoruz. 1, 2. 2 tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. Bir, iki, üç. 3 tek ördüm, bir azaltma daha yapıyorum. Bir, iki. 2 tek ördüm, bir azaltma daha yapıyorum. Evet, son işaretleyicimin olduğu ilmeğimi de örüyorum. Bu sıra sonunda toplamda 1, 2, 3 kez azaltma yapmış olduk. 14 adet sık iğnemiz vardı. 13 adet sık iğnemiz kalmış oldu. Hemen diğer sıramıza geçiyoruz. Bir tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tek ördüm, bir azaltma yapıyorum. 3 tek örmüş, bir azaltma yapmıştım. O azaltmamı tekrar geri söktüm. Çünkü bu sırada 10 adet sık iğnemiz olması gerekiyor. Burada bir azaltma yaptık. 3 tek düz ördük. Bir azaltma daha yapmıştım. O azaltmayı söktüm tekrar. 3, 4, 5, 6. İşaretleyicime doğru örüyorum. 6, 7 ve 8. Evet, bu sırada arkadaşlar toplamda 10 adet sık iğnemiz kalmış oldu. Hemen ilk başa bir arttırma yapıyoruz. 1, 2, 3. Hemen dördüncüye bir arttırma daha yapıyoruz. İşaretleyicime kadar düz bir şekilde örüyorum. Bu sıra sonunda toplamda 12 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Buradan sonrasını arkadaşlar
Normal ipimizin 4 katıyla örebiliriz. Artık inceltme yapmayacağız. Evet, buraya kadar geldim. Bu sıradan sonra arkadaşlar 21 sıra düz bir şekilde 12 adet sık iğnemizi düz bir şekilde öreceğiz. Bilek kısmından sonra dediğim gibi artık kalın ipe dönebiliriz. İnceltmeyeceğiz. 22 sıra düz bir şekilde örüyoruz. Ben bu ilk ördüğüm bu şekilde sağ elde. Diğeri de arkadaşlar sol el olacak şu şekilde. Parmaklar öne gelecek şekilde. Şu iç kısımda bitiriyoruz. Vücudun içe gelen kısmında bitirme yerini bitiriyoruz. Diğer 12 adet sık iğnemizi de arkadaşlar 22 sıra düz bir şekilde örelim. Evet arkadaşlar, kollarımızı hazırladık. Vücudumuzu kol birleştirmeyle devam edeceğiz. 1 2 düz bir şekilde örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet, düz bir şekilde ördüm. Şu şekilde ayarlayacağım. Evet, 12 adet düz sık iğnemi ördüm. Evet, 12 adet düz bir şekilde ördük. Burada kol birleştirmeyle devam ediyoruz. Toplamda bedende 36 adet sık iğnemiz vardı, yani vücutta. Evet, kollarımızı şu şekilde katarak hemen şu son sık iğnemle aynı noktaya batıyorum. Ve kolu birleştirilmesi işlemini yapacağız. Evet, 1 2 3 4 kolun etrafını örüyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Evet, 13 adet sık iğnemi ördüm. Çünkü bir adet fazladan battığım için arkadaşlar 13 tane denk geliyor. Şu vücuttaki sık iğnelerimin biriyle de yine aynı noktaya batıyorum. Yani şu son alttaki sık iğnemle aynı yere batıyorum, bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20. Evet, 20 adet düz bir şekilde ördüm. Diğer kolumu da burada birleştireceğim. Arkadaşlar, şu kolun altında aynı yere battığım için iki tane sık iğne ve şu koldaki ilmekle aynı noktaya battığım için buradan ve burada birer tane normal sayılarından fazla sık iğnemiz olacak. Yani 36 tane kolda, 12 bir kolda, 12 bir kolda diye toplamayacağız. Çünkü ikişer tane de kolların alt kısmında aynı noktalara battığımız için fazladan sık iğnelerimiz olacak. Yani neden öyle oldu diye hani düşünürseniz onu söyleyeyim. Hesaplayan arkadaşlar vardır. Evet. Tekrar bak göstereyim. Şu kolun altındaki son sık iğnemle aynı sık iğneye batıyorum.
Neden? Çünkü kolun altında boşluk, böyle delik gibi bir yer olmasını sevmiyorum. Hemen diğer sık iğnemden devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Evet, 13 tane çıktı. Tekrar şu koldaki son sık iğnemle aynı noktaya batıp işaretleyicime kadar düz bir şekilde örüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda bu sırada yani kolları da birleştirdiğimizde dediğim gibi hem kolun altında bir tane fazladan hem vücuda iki tane battığım için birer tane fazladan sık iğnem olmuş olacak. Normalde 36, 12, 12 daha 24, vücutta da 36 tane 60 adet sık iğnemiz olması gerekiyordu. Ama kolların altında da ikişer tane fazladan dediğim gibi aynı noktalara battığım için ben son sık iğnelerimizle bakın bu şekilde. 2 buradan 2 buradan toplamda bu sıra sonunda 60-64 adet sık iğnemiz olmuş olacak. Sayımız 64 adet. Aslında sayılara da çok hani gerek yok, biliyorsunuz ben kol birleştirmede çok kullanmıyorum. Evet, normal direkt sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, 10 adet. Hatta 11 adet tek ördüm. Burada bir azaltma yapıyorum. Fark ettiğiniz gibi tam kol ve bir vücudun birleştiği nokta. Burada bir tane azaltma yapıyoruz. Tam kol ve vücudun birleştiği noktada. Tekrar kolun etrafını düz bir şekilde öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet, 12 adet sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Yine bu da tam kol ve vücudun birleştiği nokta. Tekrar düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Evet, 17 adet sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar kolun etrafını düz bir şekilde öreceğim. 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, 10 adet sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. Bu sıra sonunda arkadaşlar 4 kez azaltma yapmış olduk.
Toplamda 64 adet sık iğnemiz vardı. Bu sıra sonunda 60 adet sık iğnemiz kalmış oldu. İşaretleyicimize kadar kalan sık iğnelerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Bu sıra sonunda arkadaşlar 64 adet sık iğnemiz vardı. 60 adet sık iğnemiz kalmış olacak. Şöyle arkadaşlar, 3 sıra daha bu şekilde öreceğiz. Yani şu kısımda ve şu ön kısımda azaltma yapmıyoruz. Bakın şu kısımda, şu kısımda ve şu kısımda azaltma yapmadan sadece kolların birleşim noktalarından her sırada 4'er kez olacak. Yani buradan kolun etrafını örüp geleceğiz, buradan düz öreceğiz, buradan kolun etrafını dönüyoruz, buradan işaretleyicimize geleceğiz, o sıra bitecek. Yani 3 sıra daha bu şekilde öreceğiz. Toplamda 3 sıra, her sırada 4'er kez azaltmış olacağız.